Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda çember analitiği konusundaki 6. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversite lim testi çözümlere başlayalım. Dik koordinat düzlemde denklemi x kare artı y kare 64 olan çemberin x ekseni ile pozitif yönde 135 derece açı yapan teğetinden bahsediliyor. Arkadaşlar x kare artı y kare yani merkezli çember değil midir bu? Evet. Merkezi 0'a 0 yarı çapı 8 olan çemberi çizelim. Merkezi 0'a 0 ve yarı çapı 8 olan çemberi çizdik. Ve x ekseninde pozitif yönde 135 derece açı yapan. 135 derece açı yapan teğetinden bahsediliyor. Arkadaşlar ya böyle şu ya da şu değil midir arkadaşlar? Sola yatık olması lazım 135 derece. Kestiği noktanın ordinatı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Aslında iki tane var. Büyük ihtimal şudur arkadaşlar. Yani şudur büyük ihtimalle. Şuna bir bakalım çünkü cevaplarda bu var, o yüzden bunu düşünmemize gerek yok. Aslında aşağıdakilerden hangisidir diye sormasaydı hangisi olabilir diye sorabilirdi arkadaşlar. Buradaki 135 derecelik açı yaptığına göre burası kaç derece? 45 derece. E burada yarıçapımız kaç? 8. Buraya kadar kısmı 8 olduğunu biliyoruz. Merkez var, teğet var. Çek dik yapacak olursak yarıçap 8. E o zaman burası da 8. E 8. Burası 45 ise burası da 45. 8, 8, ise burası da ne olacaktır tamamı? 8 kökü olacaktır. Y ekseni kestiği noktanın ordinatı isteniyor. E 45, 90 ise burası da 45 ya. Y ekseni kestiği nokta ne yapıyor? 8 kökki ise burası da 8 kökki olacağından dolayı ordinatı, kestiği noktanın ordinatı böylelikle 8 kökki yapmış olur. Burası sıfıra 8 kökki olduğundan dolayı. Yani birinci soru böylelikle edremit oldu. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Evet birinci soru edremit oldu. Geldik ikinci soruya. Birim kareleri bölünmüş bir kağıt. Kağıt üzerinde A, B ve C, D şekildeki gibi çizilmiş. D noktası M'ye 3 verilmiş. M'ye 3. B noktası da kaç verilmiş? Eksi 2'ye N olarak verilmiş. Şimdi ben buradan şeyi bulabilirim ya. Kaç birim aşağıda? B. Bakın 3'ten 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağıda. 3'ten 5 birim aşağıda ne var? Eksi 2 mi var? Evet. N eksi 2 çıkar böylelikle. Sonra eksi 2'den de d'ye kadar gelene kadar bakın eksi 2'nin kaç birim solunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim solunda. Eksi 2 eksi 6'dan burası da kaç yapar? Eksi 8 yapar. E eksi 8'in de kaç birim solunda? 1, 2 birim solunda. O zaman burası eksi 10'a. Kaç birim aşağısında c noktası? 2 birim aşağısında 1 noktası yaptı burası. Şuradaki noktada arkadaşlar eksi 2 1, 2, 3, 4 birim sonunda yani eksi 6'ya A noktasında da eksi 6'ya e, ordinatı da zaten aynı eksi 2 yaptı. Evet buradaki noktaları bulduk. Şimdi AB çaplı çemberin deklemi. AB çaplı çemberin deklemini şöyle çizecek olursak arkadaşlar. Merkezi burası mı yapacak? Eksi 6 artı eksi 2. Eksi 8 bölü 2'den eksi 4'e. Eksi 2 artı eksi 2 iki bölü 2'den. Eksi 2 mi yaptı? Evet. Merkezi bu. Yarı da zaten 2 birim. X eksi eksi 4'ün karesi. X artı 4'ün karesi artı Y artı 2'nin karesi eşittir e, 2'nin karesinden dolayı 4 yapması lazım. Birinci doğru mu o zaman yanlış. Bak x artı 4 olması lazım. CD çatlı çemberin denklemini bulalım şimdi. Merkez burası yapacak. Eksi 10 artı eksi 8, eksi 9'a bunun merkezi eksi 9'a 3 artı 1, 4 bölü 2'den 2 yaptı burası. Yarıçapı da kaç yaptı? Normalde burası 1 1 bu 2 2 2, 2 kök ki burası da kök kim yaptı? Evet yarıçapı da kök 2 olacak. Yani x eksi 9 x artı 9 bu x artı 9 karesi artı y artı 2'nin karesi y eksi 2'nin karesi özür dilerim eşittir ee, kaçın karesi kök 2'nin karesinden 2 olması lazım bu doğru mu o zaman bu da yanlış çemberlerin merkezler arasındaki uzaklık evet bir tane merkezi ne bulduk arkadaşlar eksi 9'a 2 bulduk şuradaki merkezi ne bulduk eksi 4'e eksi 2 bulduk bu dik üçgenden de bulabilirsiniz ama x'ler fark kaç 5 evet iki nokta arasındaki uzaklık x'ler farkı 5 ya da eksi 5. Şundan şunu çıkarttığın zaman. Eksi 5'in karesi artı y'ler farkı. 2 eksi eksi 4. 2 artı 4. 4'ün karesi. Bu da kaç yapıyor o zaman? 25 artı 16'dan 41 yapıyor. Kök 41 yapar. Dolayısıyla 3. doğru olmuş oldu. Cevap böylelikle edremit oldu. 2. soruda. Geldik 3. soruya. Dik koordinat düzleminde yarıçapı çapı 2 kök 5 olan yeşil boyalı çemberin k-2'ye 4 noktasındaki kırmızı tt. Evet tt kırmızı boyalı çemberi de m noktasında teğetmiş. etmiş. Valla buraya eksi 2'ye 4 vermiş. Hocam şurası eksi 2'ye 4 ise şöyle bakacak olursak hocam burası 2 birim burası da 4 birim. E burada 2 4 2 kök 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. E yarı çapta 2 kök 5'te o zaman çemberin merkezi burası mıdır? Burasıdır. Hatta burada diktendik çizildi öklük bağıntısı. Şuraya bir A diyecek olursam eğer. Bak dikkat et burası 90 derece. Ee, dikten dik çizilmiş öklük 4'ün karesi eşittir. A çarpı 2'den 16 bölü 2'den A'yı 8 buluruz. Evet A buradan 8 geldi. Ve şurası 90 derece. Şimdi burada kırmızı boyalı çemberin eklemi. Ben burada merkezini bulayım. Merkezi eksi bölü 2. D bak şurası. Eksi 2'ye bölsen kaç yapıyor? 6'ya. E de 0 yapıyor. 6'ya 0. Merkez buradaymış. 6'ya 0 da. O zaman şuradaki uzunluk kaç yaptı? 6 yaptı. Merkezde yet çektik yapsak. Burası da yarı çarpma. Evet. Ne var burada? Hocam bir benzerlik var. Şu. 8 2 daha. 10'un 16'ya oranı. 10 bölü 16 eşittir. 2 kök 5 bölü R değil mi? Evet. 2 kök 5 bölü R'ye eşittir. Buradan 2'ye böl. 2'ye böl. 5 8 Buradan R 16 kök 5 bölü 5'e mi eşit oldu arkadaşlar? Evet. Cevap 16 kök 5 bölü 5 yaptı. Bizden R isteniyordu. Üçüncü soruda yarıçapı da ne bulmuş olduk? 16 kök 5 bölü 5 bulmuş olduk. Yani üçüncü soru Edremit oldu. Geldik 4'e. Dik koordinat düzleminde birinin merkezi 10 köküce 0. Hemen dik koordinat düzlemini çizelim arkadaşlar şöyle. Şöyle çizdik. Hatta şöyle çizelim. Hatta daha düzgün şöyle çizelim. ha. Birinin merkezi neresiymiş arkadaşlar? 10 kök 0. Öbürünün merkezi neymiş arkadaşlar? 0'a 10. Şöyle 0'a 10. Olan iki çemberden bahsediliyor bize. Değil mi? İki çember sadece 4 kök 6 noktasında kesmektedir. Evet şöyle bir çember var. Bir de şöyle bir çember var. Sadece bir nokta kesiyorlarmış bunlar. O zaman tam buradaki nokta işte bize verilmiş. O da 4 kök 6 olarak verilmiş. Arkadaşlar çemberler birbirine değdiğinde biz ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Hop, bunlar doğrusal olmak zorunda. E bizden ne isteniyor? Bu iki çember ve eksenler arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. Hocam bana daire dilimleri de lazım. E şuradaki uzunluk kaç? Dikkat et 10. Buradaki uzunluk kaç? 10 kök 3. E şuraya bakacak olursak 10'a 10, 10 kök 3. Yani 30 60 90 üçgeni var. 30 60. Hatta burası da kaç yapacaktır? 20 yapacaktır. E hocam ben şuradaki uzunluğu da bulabilir miyim? Bulabilirim. Yarı çapları bulabilirim. Şu 0-10 ile 4 köküçü 6 arasındaki uzaklığa bakalım. Şuradaki uzunluk nedir? E, 4, 0 eksi 4 köküçün karesi. 4 köküçün 0 eksi 4 köküçün karek 0 eksi 4 köküçün karesi. Artı karek 10 6'nın karesi. 10 6'nın karesi. Bu kaç yaptı? 48. Artı bu kaç yaptı? 4, 16, 64 yaptı. Kök dışına 8 diye çıktı. O zaman burası 8. E bunun tamamı 20 idi. Buraya da ne kaldı? 12 kaldı. Evet arkadaşlar şu bölgenin alanını bulurken ne yapacağım? Dik üçgenin alanından 10 çarpı 10 kök 3 bölü 2'den neyi çıkartacağım? Şu dilimi ve bu dilimi. Pi r kare bölü 60 bölü 360'ı ve şuradaki dilimde 30. Pi r kare 30 bölü 360'ı çıkartacağım. Bu kaç yaptı arkadaşlar? 50 kök 3 eksi şu şu sadeleşince 6 kaldı. E, 64'ü bu tam 6 kalsın. 64 pi bölü 6 eksi şu şu sadeleşince şurada şu şu sadeleşince kaç kaldı? 12 kaldı galiba. Değil mi? 12'lerden bir tanesi de gitsin. Bu da 12 pi kaldı. Şu 64 bölü 6 da kaç yapıyor aslında? 64 ile 6 sadeleşince 32 pi bölü 3 yaptı. Ee, o zaman burada ne yapıyor arkadaşım? 50 kök 3 burası. Sonra eksi 36. Eksi 32 daha kaç yapıyor? Eksi 68 yapıyor. Eksi 68 pi bölü 3 yaptı. Yani o zaman cevap 50 kök 3 eksi 68 pi bölü 3 şeklinde çıktı. Yani dördüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik 5'e. Şekilde birim kareli zemin üzerinde dik koordinat düzlemi çizilmiştir. Dik koordinat düzleminde iki kenarı eksenler üzerinde olan OABC karesi verilmiş. Evet elimizde şöyle bir kare var arkadaşlar. Eyvallah. OC kenarı üzerinde alınan herhangi bir E noktası ve CB kenarı üzerinde alınan herhangi bir D noktası için şurada alınan herhangi bir E noktası ve burada alınan bir D noktası için her zaman OE ile CD birbirine eşit oluyormuş. OE ile CD'nin birbirine eşit olması. Bu bir kare ya. Yani şuraya AA dersek o zaman burası B iken burası da B mi olacak? Evet. Karenin bir kenarı A artı B. O zaman burası da A artı B mi? Aynen öyle. Dikkat edeyim burada ne çıktı? Arkadaşlarım şuradaki üçgene dikkat et. Şu üçgen B'ye A artı B'lik bir dik üçgen. Aynı şekilde buradaki üçgen de B'ye A artı B'lik bir dik üçgen. 90'ın kolları B'ye A artı B. 90'ın kolları B'ye A artı B. İki üçgen ne oldu? Kesinlikle ama kesinlikle eş oldu. Kenar açı kenardan dolayı. Madem eş, 90'ın karşısındakiler değişti. Hatta B'yi gören açı burası alfaysa B'yi gören açı burası da alfadır. A buraya beta dersem ya da e, A artı B'yi gören beta e, o zaman burada da A artı B'yi gören kaç kaçta betadır. E alfa artı beta 90 derece değil mi? Evet alfa artı beta 90 ise o zaman burası 90 derece yaptı. Heh şimdi e, rastgele bir E ve D seçtiğim zaman bunlar birbirine eşitse ne oluyor? Bu doğruların kesimi kesinlikle ama kesinlikle 90 derece oldu mu? Oldu. Şimdi bana diyor ki işte burası da tam olarak K noktasıymış. Buna göre diyor K noktalarının geometrik yerinin denklemi nedir diye soruluyor. Böyle k noktasını kullanarak ben buradaki uzunluğu biliyorum. bir kenar uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğunu biliyorum. 6 ve 90'dan deliği, dolayı bir şey bulabilir miyim? Hayır. Ondan sonra neresi sabit oluyor bir kere? Arkadaşlar bir kere bak şurası sabit oluyor. Sen bu doğruyu ister böyle çiz. Öbürünü de şöyle çiz. Burası 90 derece oluyor. Bu 90 derece kesinlikle burayı görmüş oluyor. Sabit olan bir kenar. Sadece ve sadece burası oluyor. Bu doğruları nasıl seçersen seç. Ne oluyor arkadaşlar? Bu kenarı görüyor. Ya bu kenarı 90 derece altında gören bir K noktası değil mi arkadaşlar? Evet. Tekrar söylüyorum. Bunu böyle seçelim. Diğer doğru da böyle seçelim. Bak şu uzunluklar birbirine eşit. Ee, bunlar yine dik kesecek. O zaman ne oldu? Yine A artı B'yi gören yani 6'yı gören ne oldu arkadaşlar? Yine 90 derece oldu. Peki ben size şunu söylesem. Bir e, kenarı 90 derecede dik açı altında gören noktaların geometrik yeri nedir? aslında bir çemberdir. Niye bir çemberdir? Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman bu 6 AB'yi görenden bahsediyor. Şurası A burası B. AB'yi gören. Arkadaşım bu bir kareydi. Birim karelerden oluşmuştu. AB'yi gören tam burası. Merkezi nedir arkadaşlar? E, yarı çapı çapı 6 ise yarı çapı 3 yaptı. Merkezi nedir? Tam buradaki nokta. 6 birim solda 3 birim yukarıda. Merkezi de 6'ya 3 mi yaptı? Evet. Merkezi 6'ya 3 ve yarı çapı 3 olan çember denklemi isteniliyor bizden. X eksi 6'nın karesi artı Y eksi 3'ün karesi eşittir. R kare yani 3'ün karesidir. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Cevap böylelikle ne çıktı arkadaşlar? X eksi 6, Y eksi 3 eşittir. 9 şeklinde çıktı. Gerçekten çok hoş bir soru olmuş. Burada şunu böyle 90 derece adı altında görmek biraz zorlayıcı aslında. Zor bir soru. 5. soru ne çıktı? C an çıktı ve geldik 6. soruya. Evet dik koordinat düzleminde O, O1, O2, O3, O4, O5, O6 Merkez çemberler şekildeki gibi verilmiş. O merkez çember eksenleri teğet. Her ikisine de teğet. Hatta burada merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yaptığımız zaman buranın da R, buranın da R olduğunu görüyorsunuz. Hatta burası 90, burası 90, burası 90 ise burası da R, burası da R oldu mu? Oldu. Evet. Şunlar böyle O1, O2, O3 nereye şeymiş arkadaşım? X eksenine teğet. Diğerleri de Y eksenine teğetmiş. Bütün çemberler eşmiş bu arada. O merkez çemberin denklemi bu ise x eksi 2'nin karesi eksi y eksi 2'nin karesi normalde o merkez çemberinin denklemi x eksi r'nin karesi artı y eksi r'nin karesi eşittir r kare değil mi? Evet çünkü merkez r'ye r. x eksi 2 ve y eksi 2 şeklindeyse yani r'si 2 ise gerçekten de r yerine 2 yazdığımızda x eksi 2 artı y eksi 2'nin karesi eşittir 2'nin karesinden dolayı 4 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 4 ise o3 merkezi çemberi yani R2 R2 olunca bu sağlanıyor. R2 olunca bu sağlanıyor. Ee, O3 merkezliye bakalım. O3 merkezde ne olacak? Hocam bir daha R'ye gideceksin. R2 ise bir daha R, bir daha R, bir daha R. O zaman R2 ise 2 4 6 8. O zaman burası ne yaptı arkadaşım? Ee, 8 R'ye R yaptı. R2 ise eğer R2 mi oluyor? Bir saniye. R2 ise 2 4 6 8. Ya bir işte 4 tane R var burada. 4, <laughs> 8 dedik ama 2 ise 8 oluyor. Yani aslında burası O3 dediğimiz 4 R'ye R oluyor. R ye yerine 2 yazdığımızda merkezi 8'e 2 yapıyor. Evet merkezi 8'e 2. Yarı çapı da 2 olan çember denklemi mi? Evet. Bak x 8 y 2 eşittir 4 şeklinde oldu. Evet birinci doğru olmuş oldu. İkinciye bakalım. O merkezi çemberin yarı çapı 3 ise. Evet R ye yerine 3 yazacağız. Ee, o 5 merkezi çemberin denkleminden bahsetmiş. R yerine 3 yazdığımız zaman O5'e geldiğim zaman hocam burası O5 dediğim R'ye absisi R, abs -R ordinatı da 1 2 3 R oldu. R yerine 3 yazdığımızda R yerine 3 yazdığımızda merkezi R'ye 3 R ye ya merkezi kaç yaptı o zaman 3'e 9 yaptı yarı çapı da 3 olacak. X eksi 3'ün karesi artı Y eksi 9'un karesi eşittir. 3'ün karesi olmak zorunda. Bu O5 merkezi çemberin denklemi arkadaşlar değil mi? O5 merkezi çemberinin denklemi x eksi 3'ün karesi artı y eksi 9'un karesi. 9 olmuyor mu ya? Burası 1, 2, 3 R oluyor. Evet y eksi 9'un karesi eşittir. 9 olması lazım. İkinci doğru mu o zaman? İkinci yanlış oldu arkadaşlar. Üçüncüye bakalım şimdi. O4 merkezi çemberin denklemi bu. X eksi 1'in karesi y eksi 2'nin karesi eşittir 1 ise. O4'e bakalım. O4'e baktığımız zaman şunun merkezi arkadaşlar bunun merkezini şey diyecek olursak kaç? Bir daha bakalım şu O4 çemberinin denklemi buysa yani merkezi 1'e 2 ise yarıçapı da 1'miş. Yani merkezi 1'e 2 olduğunda hocam R yerine 1 yazarsak evet R yerine 1 yazarsak merkezi 1'e 2 oluyor yarıçapı da 1 oluyor doğru. Bu R 1 olduğunda oluyor arkadaşlar. O2 çemberi O2 merkezi çemberin denklemini bakacağım. O 2 merkezli çembere bakacak olursak burası da 1, 2, 3, R'ye R. Yarı çapı da R değil midir? Evet. R yerine 1 yazdığımız zaman merkezi kaça kaç olacak? 3'e 1 olacak. Yarı çapı da 1 olacak. Yani x eksi 3'ün karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. 1'in karesi şeklinde olmak zorunda. x eksi 3, y eksi 1 eşittir 1. Üçüncü de doğru oldu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 oldu arkadaşlar. Altıncı soruyu ne bulduk? Denizli bulduk. Ve böylelikle 6. testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 7. testte. Bu kitabın son testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.